Efendim merhabalar. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında bu konudan uzak kaldığımız zaman manadan da, İslam'dan da, imandan da, aşktan da ayrı düşeceğimiz ve ilim şehrine giremeyeceğimiz bir meseleden bahsedeceğiz. Ehl-i Beyt'ten konuşacağız. Hanedanı Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan konuşacağız. Hüseyin'i Kerbela'dan konuşacağız. Hasan'ı Müşteba'dan konuşacağız. Yani Ehl-i Beyt'ten konuşacağız. Bunu da bize bugünlerde, bu çağda en iyi anlatan isimlerden değerli bir üstadımızı misafir ederek konuşmayı diledik. Mahmud Dibşar Efendimizimle birlikte bize Ehl-i Beyt'i anlatacak. Ehl-i Beyt'i anlamadan İslamiyet'i anlamanın da mümkün olmadığı fikrindeyiz. Bakalım hocamız buna ne diyecek? Üstadım hoş geldiniz. Aslında bir diş çalışması değil mi? Dişlerinize ilgili bir sağlık çalışması var. Kırmadınız geldiniz. Siz bir Ehl-i Beyt hizmetkarısınız. Ehl-i Beyt'in işaretiyle, mana işaretiyle de dünyaya gelmiş birisisiniz. Eyvallah. Yakınlarınız onu da biliyorlar. Şimdi Ehl-i Beyt meselesi aslında içimizi kışkırtması gereken bir mesele. Evet. Sadece bilgiyle galiba olmuyor. Yaşamak lazım. Yaşamak lazım. O hali giyinmek lazım. O hali giyinmek lazım. Şimdi Ehl-i Beyt meselesini çok da anlatan olmadığını düşünüyorum. Zaman zaman bulunduğumuz dostlarla bunu konuşuyoruz ama yani ya Ehl-i Beyt sevgisinde biraz ifrata gitmiyor musun kardeşim filan diyorlar. Siz ne buyurursunuz duymak isterim ama Ehl-i Beyt sevgisinde ifrat olmaz fikrindeyim acizane. Yani sevebildiği kadar sevmen gereken bir şey. Çünkü Gadi Ruhum'da Farikhanet Efendimiz herkesi birbiriyle kardeş ettiğinde, Hazreti Ali Efendimizin kaldığında onun da elini kaldırarak ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Eyvallah. Biz ikimiz aynı nurdan dünyaya geldik. Şimdi o kadar çok veri var ki üstadım, belki bunlardan bize bahsedeceksiniz. Eyvallah. Biz Ehl-i Beyt'ten bütün bu veriler varken nasıl uzak kalabiliriz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün değil. Müsaade edersen önce bir Ehl-i Beyt salavatıyla başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve Ali vel Fatimete vel Hasan vel Hüseyin ve evladı biadedi katarati bahrahmin gel vasat. Cenab-ı Hak bizi Ehl-i Beyt'in katarından ayırmasın. Ayırmasın. Onların didarından. Ülkemizin de bu zor günlerinde Ehl-i Beyt hürmetine yardım etsin inşallah. Amin. Hocam hemen anlatalım. Siz belli periyotlarla H yayınlarında, Üsküdar'da H yayınlarında mana sohbetleri yapıyorsunuz. Evet. Yapmış olduğunuz sohbetin konusu her ne olursa olsun bir Ehl-i Beyt'te temerküz etme meselesi var. Evet. Başka türlü olmayacağını da aslında sizin o sohbetlerinizden de anlıyoruz. Dileyenler oraya da gelsinler. YouTube'da varsa oradan da seyretsinler. H yayınlarında Mustafa Tatçı hocamızın emekleriyle oluşan yeni yere uğrasınlar. Evet. Sohbetlerinizi takip etsinler. Geçtiğimiz ayda oradan yayınlanan Melamet Uyanmaktır kitabınızda var. Evet. Onu da edinsinler. Biz bu girişten sonra şimdi bize büyükler, erenler Ehl-i Beyt'i zaten anlatmışlar. Değil mi? Mesela Osman Kemali Divanı'nda, Aşk Sızıntıları'nda, başka yerlerde, Melamet Aşkı'nda Ehl-i Beyt'e uyanmadan uyanmayı uyanma saymayız herhalde. Evet. Bu ne insan? Yani şimdi burada merkez insandır. Evet. Biz bu dünyaya geldik ve geçiyoruz. Bize şimdi 28 peygamber Kur'an-ı Azimüşşan bahsediyor. İlk ikisi peygamber Adem ve Şit hibe şeklinde verilmiş peygamber. Diğer bütün peygamber Resulullah dahil çalışarak elde ettiler. Biz de örnek bize Resulullah ve onun Ehl-i Beyt'i çalışarak Ehl-i Beyt'e ulaşmak mecburiyetindeyiz. Yoksa bu kainatta insan hayvan olarak geliyoruz. Beşer. Evet. İnsan olmadan geçmek için Osman Kemal Hazretleri buyuruyor ki bu alemde ya terakki edersin ya yok olup gidersin. İşin gerçeği bu. Evet. Ama insanlar uykuya dalıyorlar. Onun için Resulullah buyurdu ki insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar buyuruyor. Uykudan uyanamıyoruz maalesef. Şimdi iki türlü iki yere bağlıyız. Bir dünyaya bağlıyız, bir ahirete bağlıyız. Dünya bunun pozitif hali. Ahiret neresi? Kapak gözle. Ne görüyorsun? Karanlık. Ahiret orası. Başka ahiret yok yani. Negatif hali. bütün mesele, insan bu ikisinin arasında berzah varlığıdır. Evet. Bütün mesele bu ikisinin diyaloğunu sağlamak. Bütün kutsal metinler bunu anlatıyor. Sure-i Bakara'da buyuruyor ki 156'da biz inna lillahi inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Nasıl geldik? Gelen bebeğe ne diyoruz? Safiyullah diyoruz. Allah'ın saf şekli. Gayet açık anlatıyor. Ama biz Allah'ı başka yerde arıyoruz. Hak sonsuz ve sınırsız bir varlık. Evet. Ne zaman sonlu sınırlı hale gelirse hak ve madde meydana geliyor. Yani biz vardan yaratılıyoruz. Yoktan değil. Ama en son kadememiz beşer. İnsan hayvanı. İnsan değil. Allah insanı yaratmaz. İnsanı sen yaratacaksın. Çalışarak, sahi ederek. Yani hizmet ederek. Hizmet ederek. Yani ibadet evet. demek, evet. ibadet hizmet etmek demek. Evet. Mesela bir söz var. Deniyor ki Allah'a ibadet olmaz. Neden olmaz? Şahit değiliz. Yani İslam'ın bir tek şartı var esasında. Şehadet. 4 tane şart. Hac, namaz, oruç ve zekat. Şeriatın şartıdır. Şehadet olmazsa onun için bizim ibadetimizin yani hizmetimizin Rabbimiz olması lazım. Hı. Ama Allah demek Rabbül Alemin demek. Allah'a ibadet ancak Resulullah veyahut da zamanın kutbu yapabilir. Onun için Resulullah buyurdu ki nefsine arif olan Rabbine arif olan. Yani önce Rabbini tanı. Hı. Ama biz bununla uğraşmıyoruz. Biz çeşitli şeylerle kendi zamanımızı geçiriyoruz. Belki bize bugün anlatacaklarınızı aslında şahit olan ve gerçek ibadeti yapan hanedanı da görmüş olacağız. Yani evet. Numune onlar. Numune. Nasıl görmüşler? Yani, nasıl şahit numune olmuşlar? Numune onlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl peygamberlik yaptı. Sonunda Gadium'da 21 Mart 632'de Mekke'den haçtan dönüşte veda hacında hani bir tek haç yapmıştı evet. Resulullah. Medine'ye gelirken orta yolda Gadürü Mekke'ne Maide 67. ayetle anlıyor oldu. 67. ayet diyor ki ya Muhammed tebliğ et. Sana yani eman tebliğ et. Yani kendi yerine kimin geleceğini bildir. Şahit de tutuyor galiba değil mi? Oradaki olayda tamam, hani şahit. Ne diyorsunuz diye soruyor, cevap herkes alıyor. Onda, evet. Bunu, orası öldürücü rüzgarın estiği bir bölge. Çok evet. tehlikeli bir bölge. Ona rağmen Resulullah nurlu ileri gelenleri çağırdı. Yerindekileri bekledi. Ve onların nemes emelleri üzerinde meşhur Gadir hutbesi iat etti. Ve 23 yılın peygamberini bir cümleyle özetledi. İki şey emanet ediyor. İki ağır emanetim var. Bir, Ehl-i Beyt'im. İki, Kitabullah. Ve çağırdı Ali, Hazreti Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kolunu kaldırdı. Ben kimin Mevlası? Ali'nin onun Mevlası. Ali'yi kendi yerine bıraktı. Hatta diyorlar ki koltuk altı gördü Resulullah. Hazreti Ömer tebrik etti ya Ali dedi. Sana en büyük şeref verildi. Diğer ashabla tebrik etti. Bu olaydan 83 gün sonra Resulullah Ali'nin cemale göçtü. Göçmeden önce bu yazılı sözlü tebliğini hasta yatıyordu. Yazılı hale getirmek istedi. O kadar ağır bir ateşte ki üzerinde yer yatağında yatıyor. Üzerinde siyah kadife ve örtü var. Ashab ateşten yanına yaklaşamıyordu. Ateş o kadar şiddetli bir hararet. Dediler ki yani bu ateş nedir? Dedi ki her bünyenin manası kendine göredir. Ve dedi ki buyurdu ki bana dedi kağıt kalem getir. Kağıt kalem getirin ki yazılı olarak bırakayım size. Bu son mesajımı. Hazreti Ömer dedi ki yok dedi getirmeyin. Şimdi dedi sayıklıyor. Biz dedi Kur'an-ı Kerim bize yeter. Peygamber sayıklar mı? Resulullah çok üzüldü. Hepiniz dışarı çıkın dedi. Bu olay Ehl-i Medine birçok ashabın arasına açılma ve tarihte bir dönüm noktası meydana geldi. İnsanlar anlayamıyor Ehl-i Beyt'in kıymetini maalesef. Şimdi Ehl-i Beyt'e işaret eden ayetler var dediniz. Ehl-i Beyt insan ilişkisi aslında çok önemli bir şey değil mi babacığım? Yani insanlar Ehl-i Beyt'in insanlarla olan ilişkilerine, münasebetlerine bakarak nasıl bir insan ilişkisi geliştireceğini de öngörmeli. Evet. Onlar insana karşı saygılı, yanlış fikre karşı da şiddetli duran, evet, kıyamda durabilen. Ya 55 örnek insan. Evet. Temin dedim Osman Kemal Hazretleri'nin. Evet. Evet. Ya bu alem telakki et, insan ol veyahut yok olup gidersin. Evet. Başka yolu yok yani. Evet. İnsanlar ama başka anlayışlar içinde. Ya bu da kültürel din meydana getiriyor. Çeşitli ümey onlarının, menfaat gruplarının eski dinlerden kalan anlayışların toplamıyla Resulullah'ın hakikati örtülüyor. Bunun kalan bir tek yol var, ehli miyim? Onun başında Hazreti Ali Efendimiz. Dipşar Hocam, Türk milletinin Ehl-i Beyt'e olan ilişkisi, mehabeti diğer milletlere göre daha farklı diyebilir miyiz? Şimdi Türk milletinin anlamış mıdır en Türk önemli özelliği merhamet sahibi olmasıdır. Evet. Bakın kaç binden fazla yıldır devlet kurmuşuz. Bugün de Türkiye gene bir takım düşmanların tesiri altında, içten dıştan. Ama Türk milletini kimse yıkamaz. Çünkü merhamet sahibi ülkeye Cenab-ı Hak her zaman yardım eder. Resulullah'ın ve Ehl-i Beyt'in himmeti Türk milletinin üzerinde. Şimdi Ehl-i Beyt'le ilgili en önemli ayet Şura 23. ayettir. Şura 23. Evet. Ayet bu. Kulla esselüküm aleyhi ecren ilel memetten bir kurma. Diyor ki Muhammed Cenab-ı Hak size yaptığınız sistem bir şey istemiyor mu? Bir tek şey istiyor. Evet. Ona ve onun yakınlarına, Ehl-i Beyt'ine meveddet edin. Ashab sordu Resulullah. Bu Abdullah bin Abbas'ın naklettiği hadis, meşhur bir hadis. Dedi ki ya Resulallah, bu meveddet kime farz? Dedi ki kimler için meveddet edelim? Dedi ki Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, bir de kendileri. 5 kişi. Buna pençe-i alâba diyorlar. Bu 5 kişi. Bütün 5 kişi. İmam Hüseyin de demişti, buyurmuştur ki Ehl-i Beyt'in esası bu 5 kişidir. Tabi 12 imam, 14 masum var. Piran Efendi hepsi bunun yolundan gelmişler. Dolayısıyla hepsi memedet edilmesi gereken kimseler. Bir de alama ayeti var. Ashab 30. ayet. Orada diyor ki ey diyor aniden Allah ve Resulüne Ehl-i Beyt'ini Resulullah'a temizlemek için uğraşıyor yani. O Cenab-ı Hak sizinle yalnız kiri, maddi şeylere bağlılığınızı, bedensel şeyle kayıtlanmanızı gidermek için sizi tertemiz etmeniz. Evet. Çünkü Ehl-i Beyt'in bir özelliği temiz ve temizleyendir. Tahir olması değil mi? Tahir olmasıdır. Bu ayetten sonra Resulullah Ümmü Seleme anamızın, validemizin evindeyken abası altına önce gelen Ali, Hazreti Ali'yi aldı. Daha sonra Fatıma'yı aldı. Daha sonra Hasan ve Hüseyin ve kapattı abayı. Ve dua etti. Ya Rabbi bu benim Ehl-i Beytimdir. Bunun sevenlerini sev, bunun düşman. Ve kim bunlara tutunursa kurtulur. Tertemiz. Çünkü şöyle bir şey var. O da bir de Ümmü Seleme Hazretleri dedi ki validemiz ya Resulallah ben dedi, ondan dahil mi? Sen yerinde iyisin. Sen yerini muhafaza et buyurdu. Ve ona bir taşta bir toprak verdi Resulullah. Dedi ki bu Kerbela toprağı. Ne zaman kan olursa bil ki Hüseyin'in şeyi dediler. Aradan 48 sene sonra 680'de o kan oldu. O zaman Ümmü Seleme'nin en imamı en uzun yaşayan hanımı da Onur. Ondan sonra vefat etti. Şimdi buradaki önemli nokta şu. İnsanların korkusu günahtan. Hazreti İsa'ya kadar ahiret inancı yoktu. Hazreti Musa yalnız şeriatı getirmiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam'da cehennem anlayışı, ahiret inancı geldi ve din bedellendi. Halk sordu, dedi ki bizim günahlarımız ne olacak? Dedi ki Hazreti siz de çöpleri ne yapıyorsunuz? Toplayıp yakıyoruz dedi. Siz de Allah yakacak cehenneme. Ben sizi cehennemi getiriyorum. Şimdi insanın tabii en büyük sıkıntısı bu cehennemden nasıl kurtuluruz? Bunun kurtulmanın yolu da temizlenmekle. Ya tövbeyle. Tövbe yapmak çok zor. İki, inayetle. Hz. İsa insanlar temiz edici ruhlardı kendisi. Nitekim ondan sonraki Hristiyan teolojisinde papazlar günah çıkarıyorlar. Ama çıkaramıyor. Neden? Geliyor birisi günah çıkarmak istiyor. Hücreye giriyor. O diyor ne de anlat evladım. Anlatıyor. Allah hadi gittin kilise 50 euro ver, 5 tane mum yak, günahın af oldu. Ama olmuyor. Neden? Çünkü günah çıkaran papaz günahkar. Günah ancak günahsız çıkarabilir. Temiz insan çıkarabilir. O da Hristiyan'da görmedi. Ama Ehl-i Beyt'te bu imkan var. Neden? Hem tahir hem tahir edici. Resulullah, evet. Resulullah Cenab-ı Hak Kevser'i verdi. Fatıma-tü Zehra validemiz verdi. Evet. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Ayetlerle de devam ediliyor. Ehl-i Beyt'in kimler olduğunu da babacığım anlattınız böylece. Kelime olarak da manasını da aslında verdiniz. Ehl-i Beyt'in hani manevi Ehl-i Beyt falan gibi cümleler de kuruluyor. Bir de Ehl-i Beyt'e çok yakın olanlar da var sahabe efendilerimiz arasında. Mesela Selman Hazreti Ali Efendimiz'e çok yakın. Yani işte, hatta ilahilerde var. Ali'ye Selman ne güzel düşmüş. Mümine de Kur'an ne güzel düşmüş gibi. Ashabtan bir tek Selman Hazretlerine Cenab-ı Hak Ehl-i Beyt rütbesi verdi. Evet. Dedi ki Selman bizim Ehl-i Beytimizdendir. Şimdi mübale ayeti var. Necran Hristiyanlarına Resulullah mektup gönderdi. Dedi ki İslam'a buyurun. Onlar da baktılar bu peygamber ama doğru mu yanlış mı? Çünkü İsa Aleyhisselam ve sonra gelenler birçok kutsal betinlerle bir peygamber geleceğini bildirdiler. Ve bir heyetle geldiler Medine'ye. Başlarına en başpapazı. Fakat geldiklerinde üzerlerinde altınlar mine olunca Resulullah bunlara yüz vermedi. Ertesi gün normal kıyafetle gelince bunlara iyi muamele etti. Ve kendi mescitte ibadetlerine müsaade etti. Sonra Musaf'tan ayetten anlatarak İslam'ı tanıttı bunlara. Ama anlaşamadılar. Anlaşamayınca mübahale etme kararı çıktı. Mübahale etmek kim yalancıysa Allah'ın lanetinden bir gelenek. Yani lanetleşme diye bildiğimiz mesele. Evet. Şimdi bunlar yaptılar. Ertesi gün karar verdiler. Mübahale edecekler. Başpapaz sorunu dedi ki kendi adamlarına. Eğer dedi Muhammed Mustafa yakınlarından gelirse katiyen ona mübahale etmeyin dedi. Eğer de ashabdan gibi aldık bir yalancı peygamber. Ertesi gün mübareye Hazreti Resulullah önüne Hazreti Ali'yi elinden tuttu. Hasan Hüseyin'i önüne aldı. Fatıma'yı arkasından geldi. Ve diz çöktü mübareye yerinde. Papaz sordu bu kimden yanındakinden? Benim en yakınları. Onun kalbine yakın demişler. Döndü papaz. Katiye mübareye etmeyin. Bunlarla isteseler daha yerinden kopar. Ve bir para vererek, anlaşarak anlaşma yaptılar ve ayrıldılar. Şimdi bu ayetle mübahale edin. Alem'in 61. ayetinden dersen bu Ehl-i Beyt'ten ana Ehl-i Beyt'i Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin tescil ediyor. Yani yok. Bir de 631'de Mekke'de Veda Hacı'dan bir yıl önce hac zamanı Resulullah ayet geldi. Tövbenin 13 ayet. Ve bunun tebliğ için kendi hacca gitmek istemedi o sene. Hazreti Ebubekir'i çağırdı. Dedi ki bu ayetleri al. Arife günü Arafat'ta tebliğen bir de o güne kadar çıplak tavaf yapılıyordu. Çıplak tavafı da yasaklı. Çıktı gitti. 5-6 saat sonra vahiy geldi Resulullah. Dedi ki Cenab-ı Hak diyor ki ya Muhammed bu ayetleri tebliği ya sen yapacaksın ya kandan bir yapacaksın. Onun üzerine Hazreti Ali'yi çağırdı. Anlatım durumu. Kendi devesini verdi. Ekip kurdu. Hemen git dedi Bekir'e. Ebubekir'e durumu anlat. Ayetleri al sen tebliğ et. Ve Cenab-ı Ali Efendimiz Aleyhisselam derhal Mekke'ye gitti. Hazreti Ebubekir'e durumu anlattı. Ayetleri Arife günü o tebliğ etti. Dönüşte Hazreti Ebubekir çok üzüldü. Dedi ki ya Resulallah ben bir hata mı işledim? Yok dedi. Senin hiçbir suçun yok ama emri ilahi böyle. Ehl-i Beyt'in önemi burada. Ehl-i Beyt çok önemli. Hepimizin Ehl-i Beyt'i tanımamız ve onu yaşamamız lazım. Kendimizi tanımamız ahlakıyla alakalı. Babacığım az evvel Kevser'den bahsettiniz. Biraz onu sormak istiyorum. Bu arada Rıfat Çalışkan da yanımızda, girişte takdim etmeyi unuttuk ama sizin bulunduğunuz her yerde bulunduğu için onu zaten büyük tanıyorlar. Bir sanatkar yani. Büyük bir sanatkar. Her zaman Türk müziğine ve sanat müziğine harika sesli olan. Ben de çok seviyorum. Ve aşık bir adam. Kendisini. Evet, aşıkların gölgesinde yetişirmiş babacığım. Değil mi? Öyle derler. Yani. Sen bir ilahi okutalım şimdi. Peki ardından Kevser'e geçeriz inşallah. Buyursunlar. Yedi iklim çar köşeyi dolaştım ben Ali'den gayrı Ali görmedim duymadım ben şahımdan gayrı bir şah görmedim, duymadım Ali gibi er gelmedi cihane ona da buldular beni bir bahane ona da buldular beni bir bahane yedi kere vardım ulu divane ben Ali'den gayrı Ali görmedim duymadım ben şahımdan gayrı bir şah görmedim duymadım kendisi yarattı levh-i kalemi nuruna yazdırdı cümle alemi cihanı nuruna gark etti cümle alemi cihanı sefil sersemidi kendi bir veli dilim ben tek söyler olmuşum deli olmuşum deli dilim ben tek söyler olmuşum deli olmuşum deli evvelim Muhammed ahirim Ali ben Ali'den gayrı Ali görmedim, duymadım illallah. Ne güzel. Fatıma Hanım'dan girmeden ufak bir şey ilave edelim müsaaderseniz. Şimdi ehli beyt diyoruz, evin hali. Ehli beyt demek ehli, evin hali. Beyt, ev demek. Tasavvufta bir değiş var. Deniyor ki bedenen buluğa erince başlıyor eş arama derdi. Aklen buluğa erince başlıyor aslında arama derdi. Şimdi Filibeli Ahmet Hilmi Hazretleri var. Meşhur. Amak Hayal eseri var. Orada bir bölüm var. Aslında arayan mütalip çeşitli hallerden geçip Brahma'ya gidiyor. Sanskrit anlayışında. Bu talip Brahma'ya diyor ki bana hakikatını söyledi. Nasıl bulursun hakikati? Diyor ki Brahman diyor ki seni bir yere koyacağım. Sana bir zikir vereceğim, mantra vereceğim. Ve onu çekeceksin diyor. Aslını bulacaksın. Nedir dün talim? Brahman diyor ki hücrene kapan. Ve sürekli evim, evim, evim de diyor. Talip diyor ki yani Tanrı adını zikretmeyecek miyim diyor. Brahma hayır sadece evim diyeceksin diyor. Acaba niye evim diyor. Kâbe, Beytullah, Allah'ın evi. Bir Beytullah diyor ki sen nereye gideceksin ki? Aradığın senden uzakta değil. Sen zaten yuvanda evindesin. Gidecek bir yerin yok. Sadece bu idrak et diyor. Kendine odaklan. Önemli şey bu. Kendine bul. Her şeyi kendine bulabilir. Kendine odaklanan insan özündeki kudreti Rabbül Has'ını ortaya çıkarır. Bu onu Allah'a bağlayan rabıtasıdır. Allah'a giden yol bu rabıtayı ortaya çıkarmakla meydana geliyor. Şimdi önce anlattık. Şimdi siz buyurun. Bir başka zamanda başlayalım. O Rabbül Has meselesinde konuşmak isterim inşallah. Rıfat Çalışkan'a teşekkür ederiz. Yani sedası, edası, vuruşu, duruşu değil mi? Allah'ın zandan saklasın. Muhteşem. Çok teşekkür ederiz. Darbıyla bizi. Bu arada dostları takip ediyorlar. Çok teşekkür edenler de var işlerinde. Son olursa soruda cevap Seyhan Karaman, İhsan Kutlay, Hacer Çiftçi. Çok güzel bir program izliyoruz. Selamlar demiş. Ankara'dan Şule Şahin, Filiz Tosun, Elçin Binköy, Şükür Kavuşturan'a diyorlar efendim. Selam ediyorlar size. Müge Aydın, Figen Özer, Nazenin Can ve pek çok dost buradan takip ettiklerini görüyoruz. Ama sorular da olursa program akışı içerisinde sorabiliriz. Hocam tasavvuf bir yolculuk değil mi? Bu edebi, bu anlayışı bize veriyor. Kevser dendiğinde yani genel mümin anlayışı içerisinde cennetteki havuz aklımıza geliyor. Fakat tasavvuf ehli bize Kevser'in birinci çağrışımının o olmadığını söylüyor. Haluk Nurbay hocamdan da dinlemiştik. Kevser aslında Fatıma demek. Bize o hatırladığınız kadarıyla kısmı anlatır mısınız? Kevser'in bir de üzülecek bir durum. Genelde kurban bayramları, bayram namazlarında hoca efendiler, kürsülerde Sure-i Kevser'i kurbanı anlatıyor diye anlatıyorlar. Kurban Medine'de vacip oldu. Sure-i Kevser Mekke'de nazil oldu ve Hazreti Peygamber'in Fahri Kainat Efendimiz'in üzülmesi üzerine evet. Üzülme Kevser'i verdik mealinde gelen bir şey. Kevser nasıl Hazreti Fatıma oluyor? Aslında Anadolu'daki hani yoğurt çalarken bile bir iş yaparken bile annelerimizin Fatıma anamıza olan bu muhabbetleri Fatıma anamızın eliyle derken bir nevi Kevser'i, bereketi, sonsuzluğu, bitmezliği mi işaret ediyor? Biraz bize Fatıma ve Kevser ilişkisini lütfeder misiniz şimdi, efendim? Onur hocam, insan bu alemde en önemli şey insan. İbn Arabi Hazretleri Allah sırrını âli etsin. Amin. Eserlerine buyuruyor ki bir çocuğun meydana gelmesi için erkekle kadın birleştiği zaman erkeğin zihnindeki kadına geçiyor ve orada o andaki birleşme anında yeni yavrunun nüvesi ortaya çıkıyor. Şimdi Kevser suresi Fatıma anamızın zuhura gelmesi bu alemin en üstün insan Habibullah'tır. Daha üstün kimse yok. Habibullah'ın da son 7 yılı Hira mağarasında geçti. Yani Hira mağarasında Habibullah ortaya çıktı. Muhammed'di. Mekke devrimi anlatıyorsunuz. Mekke'de. Evet. Ondan sonra 40 yaşında da kapılar açıldı, bütün perdeler açıldı. akma başını ilahi vahiyler. Şimdi Resulullah son 7 yıl İran'da devamlı soyundu. Bütün dünyaları bıraktı. Varlıktan. Tamamen Habibullah zuhur etti. Evet. Bak şimdi bir olay var. Veysel Kani Hazretleri Resulullah görmek için Bedir'e geliyor. Geliyor ki annesi diyor ki oradaysa kal yoksa hemen dön diyor. Geldi bulamadı döndün yere. Resulullah ama mesela Uhud Savaşı'nda Resulullah Medici kralının duydu. 32 dişini söktü. Hangisi anlamadığı için. Bu diye söktü. O kadar büyük ağaç. Resulullah alemin cemaline geçerken dedi ki benim hırkamı Meysel'e götürün verin. Ve Hazreti Ali ile Hazreti Ömer götürüp verdiler Meysel'e. Meysel Yemen'le bir deve çobanı. Ümmümüzden. Ömer Hazretleri merak etti. Dedi ki ya Meysel biz dedi onun yanındaydık senelerdir. Bu hırkayı sana ver. Nasıl bir şey bu dedi. Ya Ömer dedi, bana Habibullah'ı anlatsana dedi. Anlattı Ömer. Hazreti Ömer uzunca anlattı. Sonunda dedi ki sen hiç görmemişsin Habibullah. Şaşırdım. Nasıl oluyor dedi ya ben dedi, evet. Her gün sen hiç gelmedin, görüşemedin. Şimdi sen gördün, ben görmedim oluyor. Benim sorduğum Habibullah dedi. Senin bana dedi, Abdullah'la Muhammed'i anlatıyorsun. Fark o. Ya Habibullah çok önemli bir şey. Şimdi temin anlatıyorum. Resulullah son 7 yılda Habibullah tecelli etti. Dikkat edin, Fatıma-i Zehra o devre ana karnına düştü. Yani Habibullah'ın nüvesi Cenab-ı Hak Hatice validemize gitti, oradan Fatıma çıktı. Evet. Fatıma'yı anlatmak imkanı yok. Kimse anlatamaz. Bütün, onun için Resulullah huzuruna geldiği zaman ayağa kalkıyordu. Babası anası diyordu. Bütün çünkü ehlibiyet ondan zuhur etti. Filan onun sürümünden meydana geldi. Babacığım bir şey diyorlar Hazreti Efendimiz'e ithafen. Cenab-ı Hak kendini bende, ben de kendimi Fatıma'da seyrettim buyurmuş Fahri Kainat Efendimiz. Fatıma çünkü tabii, olağanüstü bir şey yani. O çünkü o nüvede bakın evet. En önemli zamanda Allah'ın yarattığı çok önemli bir isim. Habibullah uğraş. Şimdi bana birisi dedi ki efendim siz diyorsun ki Resulullah 7 sene İran'dan soyun sonrası peygamberliği alınıyor. Öyle öyle. Yani diyor ki ana uzak Adem Suyet arasında ben nebiyim. O başka. O Muhammediyet o. O herkes de var. Muhammed Mustafa ancak kendi çünkü gene fütuhatlar şeyler fütuhatlar Mekke'de. Mülük fütuhatı Mekke'de Minin cildinde Muhammed'le diyor Ebu Bekir yarış etti. Muhammed miat boyu kazandı diyor. Yani Allah öyle peygamberliği al yap demiyor. Resulullah buyuruyor ki ben diyor benim ıstırap çeken kimse yok diyor. Yine Velullah diyor ki Muhammediyet olmak için ne şeyler çek. Kainatta en büyük ıstırap çeken insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Habibullah'ın tecellisi Fatıma aramızda zuhura geldi. Fedakarlık örneği. Anlatma imkanı yok ya. Neyi anlatacaksın Fatıma'da? O Kevser'dir diyelim Kevser. O zaman bağlayalım. Bütün Kevser. Kainatı o. Bize de bugün bunu oturtan o. Demin anlattım. Şükürler olsun. Yani fakire de ben hayatımı evet. Fatıma Hanım'ın hizmetini anladım. Fakat bir işaretle bir evlilik zuhur etmiş değil mi? Sizin? Yani ben anlatayım lütfen. Şimdi 1916-17'de dedem, annem babası 60 yaşlarında birisi Moş'tan kökenli 4-5 yetişkin çocuğu var. Bir çocuğu Şam'da Cemal Paşa'nın emir sumayı. Kızları var, oğulları var. Hanıma bir rüya görüyor. Harp, Birinci Dünya Harbi'nde. Mağda kalıyorlar. Tungun Tunamay sanki. Orada kadın rüyasını Fatıma Hanım'ı görüyor. Diyor ki kocanı evlendirirsen ahirette komşu olacaksın. Kadın heyecanlı. Uyanıyor dedeme diyor ki illa sen evlenince. Neden diyor ki ben yaşlandım. Mağdan kalıyor. Harp içini. Yok diyor. Gidiyor Manisa'da. Rahmetli annem bunuyor. Evlendiriyor. Annem bundan biz olduk. Orada 15 yaşında ben de Müslüman gittiğim zaman bana önce Ehl-i Beyt'i anlattı. Ya bu işin mayası Ehl-i Beyt. Evet. Ehl-i Beyt'in mayası Fatıma anamız. Eyvallah. Allah bizi o yoldan, o dillerden ayırmasın. Babacığım, Nazenin Can, İpek Acar Sert, Miyase Dağdaş, Canan Şentürk selamlarını iletiyorlar. Selam, çok teşekkürler, selamlar efendim demiş Canan Şentürk. Selma Medeni yazmış hocam. Eyvallah. Adil Cevaz'dan muhterem Mahmud Dibşar hocamızı, Ehl-i Beyt ve özellikle Fatıma-tü Zehra aleyhisselama olan muhabbetini biliyoruz. Bu muhabbeti de oradan hissediyoruz. Hürmetle hatırlı, hayırlı yayınlar. Uğurcan Polat Beyefendi, musikşinas konuğumuza da Mevlam Ehl-i Beyt muhabbetiyle de muvaffak eylesin. Diyorlar. Selma hocamdan kıymetli bir zat yani. Eyvallah. Ehl-i Beyt'in evladı. Fatıma anamızın gününde temsilcisi yani. Evet. Onun da ellerini öperiz. Burada misafir etmişti kendisini geçtiğimiz ay. Muhabbetler ederiz buradan. Eda Mor Deniz maşallah demişler. Müyesser Gönül Kırmaz, hakikat, muhabbet, can içinde sevgiler diyorlar. Mahmut hocamız anlatmıştı, bir işaret vardı, Mahmut hocamız anlatmıştı, onu dinlesek dedi ama siz anlatmış oldunuz o sırada. Eyvallah. Maşallah tevafuk da oldu. Eyvallah. Şimdi babacığım, hani Allah bizi Kevser'den ayrı koymasın, Fatıma sevgisinden, Ali sevgisinden, Ali evlatları sevgisinden ayrı koymasın. Amin. Zaten bu millet bu sevgiyi bildiği için genellikle çocuklarına bu isimleri koyuyor, hatta genellikle Hasan Hüseyin'i beraber koyuyor. Zaten Ali Efendimizin, Fatıma anamızın isimleri var. O kadar Fatıma'ya yakın ki, yani yoğurdunu mayalarken bile Fatıma anamızın bereketi eliyle diyen bir yapıdan geliyoruz. Şimdi mesela fakir birçok ihvanın çocuklarına isim koyuyor. Erkekse göbek isim Muhammed, kızsa Fatıma. Eyvallah. Onların koyduğu ismi devam ediyor. Çok şükür. Eyvallah. Şahika Selvi'den de selam ve hürmetler. Ellerinizden öperiz efendim diyorlar. Nazenin Can'ın selam var. Babacığım, Ehl-i Beyt sevgisi konusunda biraz açıklamalarınızı duymak isteriz. Ehl-i Beyt sevgisi konusunda genellikle biraz bunu anlatan kişiler olarak bizlere dostlarımız şöyle biraz yandan bakıyor. Yani niye hep Ali'den bahsediliyor? Niye hep Fatıma'dan, hanedan Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan bahsediliyor? Diğerleri de var gibi bakıyorlar ve bunu bir ayrıştırıcı unsur gibi görüyorlar. Yani Ehl-i Beyt'i sevme konusunda bir sınırımızın olması gerekiyor mu? Ehl-i Beyt'i sevme hakkındaki düşüncelerinizi o bakımdan almak isterim. Yani burada ifrat etmemizin ne zararı var? Hatta etmemiz gerekmez mi? O sevgiye kendimizi atıp köz olmak, kül olmak, küllileşmek bakımından gereken bir şey değil midir? Yani Hz. Fatıma kapısından, Ali kapısından girmeden Fahri Kainat şehrine, yani aşk şehrine nasıl ulaşabiliriz? Ne dersiniz? Şimdi hocam şöyle bir durum var. Ashab Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, dört de kıymetli zatlar. Bir caminin dört direği var. Hepsi gereken yer. Biz hepsi hürmet ediyoruz. Ancak Resulullah Ahmet Hamid Efendi Hazretleri bilir. Ruhaniyetine selam olsun. Ruhaniyetine selam olsun. Şeyhi soruyor. Resulullah kimi inşaat etti de bir tek göz, korktum diyor parmakla. Yalnız Ali. Yani diğer ashab içinde inşaat olanlar var ama Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir ve Osman daha sonra Resulullah'ın cemale göçünden sonra inşaat oldular. Maalesef öyle. Bunu kabul etmiyor zahir alemler ama biz altımız mağaradan öyle görünüyor. Şimdi şunu söyleyeyim önce. Şimdi mühim olan insanların hakikati erbesi ya. Bu aleme geldi, geçiyoruz hep biz. Ne yapmamız lazım? Üç şeyi bilmemiz lazım. Birincisi, biz ne biliyoruz? Ne biliyoruz? Bunu iyice tahlil etmemiz lazım. İkincisi, ne yapabiliriz? Gücümüz ne? Üçüncüsü, sonumuz, ahiretimiz ne? Biz nereye gidiyoruz? Bu soruları cevaplayamazsanız bu alemde tatmin olmazsınız ve boşuna geldi, boşuna gidersiniz maalesef. Eğer çözebilirsen hakikaten ebediyet anahtarı bulursun. Bunun yolu da Ehl-i Beyt'tir. Kapısı da Ali'dir, Fatıma'dır. Başka kimse. Hepsi hürmet ederiz. Hepsi kıymetli zatlar. Resul'a hizmet ettiler. İslam'a hizmet ettiler. Ama yine gerçek bu. Babacığım, tasavvuf yorumları, yani enfüsi yorum dediğimiz Kur'an'ın iç yorumları, evet, iç manaları Hz. Fatıma anamızın anlatımlarına, rivayetlerine ve yorumlarına dayandığı gibi bir fikir var. Bunu paylaşır mısınız? Kabul eder misiniz? Şimdi şöyle bir durum var. İki türlü bilgi geliyor. nakil olan bilgiler, iki kaynaktan gelen bilgiler. Yani mühim olan, bakın şimdi, bu su, bu ilim olarak kaç derece kaynar? 100 derecede. İlme midir mi? İlme değil mi? Nasıl ilme olur? Bu suyu alırsın, deniz kenarına inersin, artı 24 derecede bunu kaynatırsın. Kaynayınca tam öteye koyarsın. Kaç yüz derece? Şimdi ilim oldu. Neden? Çünkü sen iman ettin, buldun bunu. Bütün mesele, sen kendi özünden hakikati çıkarman lazım. Yoksa ondan duydum, bundan, bunlar geçici şeyler. Netice vermez. Sendeki halini değiştirmez. Mühim olan dönüşüme uğramamızdır. Bu neye benziyor? Mesela Leyla Mecnun'da. Leyla geliyor, halife Leyla'yı getiriyor, Mecnun'u getirin Leyla'yı. Leyla benim diyor, bakmıyor, getiriyor. Ama bu zamanla değişebilir. Neden? O az soğursa yine mevcut hale gelebilir. Ama süte maya koy, süt yoğurtuldu mu değiştiremezsin. Mühim olan dönüşümdür. Bütün mesele kendimizi dönüştürmek. İşin esasında bu. Yoksa onun duydum, bunun duydum, ilim kitapları hepsi kıymetli şeyler ama iddia etmiyoruz onları, ama bütün mesele dönüşmektir burada. O da ehlibiyet de olabilir. Evet. O da bu herhalde bu. Ehlibiyet mayası olmazsa, onu maya atmazsa olmaz. Evet. Ehl-i Beyt muhabbetiyle ve Fehmi Muhsin'den Ehl-i Beyt muhabbetini taşıyan kişilerin, değil mi efendim, Fehmi Muhsin'den onların da inayetini olabilir tam. Ona Ehl-i Beyt'ten geliyor yani. Peki maşallah muhabbet devam ediyor. Naime Şeker, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, hürmetlerle demiş. Özlem Adaşlık, güzel cemalinize selam olsun efendim. Sonsuz hürmet ve muhabbetler. Yine Naime Hanım, şahane bir söyleşi. Çok faydalandım. Allah razı olsun diyorlar. Biraz Ehl-i Beyt sevgisiyle ilgili biz ne söylesek eksik kalır ama acaba Veliyullah bununla ilgili ne söylüyor? Yani bize Ehl-i Beyt'i nasıl sevmemiz gerektiğini, Ehl-i Beyt'le ilgili görüşleri tam olarak nedir? Onlardan yani Ehl-i Beyt'in bütün mesele şu. Hep bizim kıblesi var. Yani bağlı bir nokta var. Bütün mesele kıbledir. Şimdi bir işçi vardı benden, çalışıyor. Sonra ekmek yiyor. Dedim ki ya paran olsa ne yapar? Abi dedi, somanın cücünü yerdim dedi. Adamın hedefi o. Yunus Emre diyor. Yunus Emre diyor. Bak, cennet cehennemlikleri birkaç köşkte birkaç huri. İsteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor. Yunus dünür benim adım. Gün geçtikçe artar oldum, ateşim artıyor. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Ne istiyor? Şimdi insanlar Rabbe yönelir, Rabbin, yani Allah'la Rab ismini, Hak ismini aynı sahip ki Rab başka, Rab insandır. Şimdi mürebbiye, yani Tayvan'da adam taş atamıyor, adam Allah veriyor. Neden? Kıblesi o. Çünkü veren sendeki özün. Mühim olan bağlantı, yani tam bağlan. Bizde insanlar tasavvuf sohbeti, ona dinliyor, bunu dinliyor. Şizoid bir yapı oluşuyor. Tek bir yer yok falan. Birisi var, bana 5 tane diyor, şu sıkıntı var, Nova et. Nova ediyorum, bak şimdi Nova. Ertesi bak oldu diyor. Öbür gün gel bana, nasıl olur? Bende bir şey yok çünkü biliyorum kendimi yani. Ama çok düşündüm. Bütün mesele bu işe rabıtası olan insanın kendi temelci. O kendindeki imanı onu kullanıyor. Hz. İnsan zamanında Hz. İnsan bir romanı Sumay yüz maçı çeviriyor. Ya mesle diyor. Kızım çok hasta diyor. Buna dua eder misin? İsa Aleyhisselam'ın da işi var. Uğraşmak istemiyor bundan. Diyor ki sonra bakayım, yok diyor. Bak diyor. Ya mesin diyor. Karşıdaki birlik tamur benim tamurum diyor. İşaret etsem hemen anla yaparlar diyor. Sen ne peygambersin diyor. Buradan dua et kafi diyor. Seni eve götürmek istemiyorum ben. Bunu deyince insan diyor ki senin imanı İsrailoğullarına görmedim. Ha git diyor. Senin imanın seni kızını kurtardı diyor. İyileşiyor. Yine Resulullah meşhur hurma hadisi var. Resulullah Medine'ye geldiği zaman Medine'nin 5 şeyi meşhur. Üzümü, karpuzu, nanesi, limonu, bir de hurması. En meşhur hurma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bana Medine'yi gezdirir diyor. Gezdiriyorlar. Bakıyor hurma bahçesinde ağaçta insanlar var. Ne yapıyor diyor bunlar? Efendim aşı yapıyorlar diyor. Yapmasak ne olur diyor. Hurmalar bozuk olur diyor. Yapmasak ne olmuyor. Hurma hemen kesiyorlar şeyi. 3 ay sonra o aşı yapılmayan hurmalar bozuk oluyor. Yapılanlar iyi çıkıyor. Geliyorlar yarın sonra dediniz ama bakın diyor iyi olmadı. Bana dünya aşı sormayın mı daha sonra diyor. Şimdi insanlar bu hakikati kavrayamadı. 1700 senede Fas'ta yaşayan Abdülaziz Nebahat Hazretleri var. Ümmü İmzan. İmriz isimli eseri var meşhur İmzan. Ümmü İmzan. Bu diyor ki oradaki olay şöyleydi diyor. Resulullah yeni peygamber Medine'ye yeni geldi ama çoğuna şüpheyle bakıyor. İmanları tam gelişmemiş. O aşı yapmayın dediği zaman herkes acaba ne olacak diye bekleyişe girdi. Hurmaların iyi olmamasının sebebi yoksa onun sözü hak sözü. Mealak, realak buyuruyor çünkü. Hakkım diyor ona. Eğer ona inançla baksalar da nayi onun hurmaları diyor. Yine İsa Aleyhisselam havarileriyle bir adaya giderken deniz kıyana geliyor. Kayyemin'i gidin diyor. Bir iki saat sonra ben geleceğim. Efendim diyorlar ki deniz dalgalı. Tehlikeli durum var. Yüzme bilmiyor. Korkmayın diyor. Adaya Salmen var diyor. Çıkıyorlar yola. Bir saat sonra bir damla hatta batacak. Herkes ağlama başlıyor. Yetiş ya Mesih. Yetiş ya İsa diye. İnsan duyuyor sesi. Deniz suya koşarak geliyor. Diyor ki ne telaşın? Ben size demedim mi? Varacaksınız saliben diye. Ama efendim işte batacak. Bana imanınız yok mu diyor. İmanınız var ama işte batacak. İmanınız varsa bakın deniz suyundan duruyor İsa. İman var ama güven yok gibi bir şey. Gel dön yanıma gelin onunla diyor. Nasıl gelecek? Adam da deniz suyundan duruyor. Miraç sahneden çıkıyorum. Hadi bakın o da deniz suyundan duruyor. Ya mesela nasıl oldu mu deyince batıyor. Hemen çıkarıyor İsa. Neden nasıl diye soruyor. Neden tam imanlı değil. Bütün mesele bizim inancımızın gelişmemiş olması. Evet, biraz teslimiyet ve güven konusunda sıkıntı var. Mirazi tamamen teslimiyet olmazsa hiçbir şey olmuyor. Evet. Bu hocam Ehl-i Beyt sevgisi ve Veliyullah'ın onlarla ilgili görüşleri önemli. Onlar nasıl sevmişse biz de galiba öyle sevmemiz gerekir herhalde. Özellikle ona vurgu yapmak herhalde yerinde olur. Mesela Yunus Emre Hazretlerinden misal verdiniz. Ehl-i Beyt'le ilgili muhteşem sözleri var. Evet. Pek çoğu da bestelenmiş. Çoğunu da işte dinliyoruz sanatçılarımızdan. Veliyullah'ın sevdiği gibi seversek kurtarır mıyız babacığım? Yani öyle mi yapmak lazım? Bütün mesele sevme. Mehmet et diyor. Her evet, şey sevme. Mehmet et. Bundan zamanla genişliyor. Çünkü insanın 3 şey yapması lazım. Yani basit bir söylüyorum. 1. Hep iyi düşün. İyi fiilde bulun. Bizim çünkü insanı yaratan düşüncesidir. Serayı o hazırlıyor, sarıyor. İnsan anlayamıyor bunu. Ne düşünüyorsun? Ne diyor Hazreti Mevlana? Sen düşünceler ibaretsin diyor. Sen düşüncesin diyor. Şimdi insan iç içe bedenden neyim var? En altta nahut beden var. Nahut bedende madde yok. Bir üstünden cebrut bedende madde başlıyor. Cebrail'i zuhur. Atomlar oluşuyor orada. En altta nahut bedenle atom altı parçaları var. Olası bulutlar diyor. O senin düşüncelerin. Düşüncen atomları benim. Atomlarla eğer iyi düşüncesen atomlarla enerji benayı, melekut beden oluşuyor. Kötü düşüncen varsa radyasyon oluyor, ateş oluyor, şeytan düşünüyor. Evet, orada onun için şeytan diyor ki ben ateşten yaratıldım. Sonra da depresyonlar. Bütün mesele iyi yani. Düşünce, iyi fiil. İkincisi hiç yalan söyleme. No, emin kişi ol. Bak Resulullah peygamber yapan en önemli şart emin kişi ol. Muhammedül emin olmasıdır. Hatta hicretten önce Akabe'de Medine'de putperest de vardı, Musevilerin hepsi vardı. Geldiler Akabe dediler ki ya Muhammed biz dediler ki Yesrim'de o zaman Medine Yesrim'de burada asayiş yok da Mekke'de var asayiş. Onda yok. Sen gel. Sen emin kişisin. Bizi birleştir. Adam geliyor Yesrib'de. Gece adamın karısını kaldırıyor. 3 gün. Yani kimse mafya. Resulullah geldi. Biliyorsun internette var. Medine anlaşmasını yaptı onlarla. Orada da Resulullah da imzalamadı. Temsilci olarak imzaladı. mirni meydana getirir. Bütün ahlakı meydana getirir. Tevhid önemli olan. Üçüncü de her tecelline iyi tarafı gör. Yani tenki karışma. Onların için karışma. Bizim merhamet denen Allah'ın için karışıyoruz. Bırak Allah'a karış. Evet, Allah'ın işine karışma. Allah'a karış. Hüsnayı tasdik et. Değil mi? Güzellikleri gör. Bütün müminlik yap. Onaylayıcı ol. Nasıl ki tecelli kendi şey. Babacığım biraz şahit olmak ne demek? İslam mümin farkı nedir? İslam'da Emevi tesiri hakkındaki düşünceleriniz, onları da duymak isterim ama bir değil mi? Rıfat Canan tamamen kaçırmayalım. Yakalamayız diye. Haktır Allah'ın Muhammed mahın. Haktır Allah'ın Muhammed mahın. Ali'dir şahım efendim Allah eyvallah. Allah eyvallah. Fatıma Zehra, Hatice Kübra. Fatıma Zehra, Hatice Kübra. Nuri Kibriya efendim Allah eyvallah. Nuri Kibriya efendim Allah eyvallah. Cehareden masum, şehidan mazlum. Cehareden masum, cümlesi malum efendim Allah eyvallah. Cümlesi malum efendim Allah eyvallah. Aşka burhanım, sırrı rahmanım. Aşka burhanım, sırrı rahmanım. Derde dermanım efendim Allah eyvallah. Derde dermanım efendim Allah eyvallah. Ali'den nimet, Veli'den himmet. Dervişten hizmet efendim Allah eyvallah. Dervişten hizmet efendim Allah eyvallah. Münire Kemter, sizden ey server. Münire Kemter, sizden ey server. İsteriz Kevser efendim Allah eyvallah. İsteriz Kevser efendim Allah eyvallah. Allah eyvallah. Hak razı olsun. Hak razı olsun. Babacığım şahit olmak, aslında siz o 5 şartı sayarken şehadet dediniz. Biraz yani İslam'ın şartı şehadet. Evet. Bakın şimdi şehadet, İslam ne demek? Teslim olmuş, şey, yani barışta yaşayan demek. Selamette yaşayan demek. Hı hı. İster putperest ol, ister bursevi ol, ister ne olursa ol. Eğer barışta yaşıyorsan Allah indinde İslam'ız. Şimdi 630 senesi 10 Ocak'ta Mekke fetholdu. Fethinden bir gün önce Ebu Süfyan geldi. Baktı ki bütün ova İslam askeri dolu. Öldüreceklerdi. Hepsi yok olacaklar. Dedi ki ya Resulallah, ya Muhammed dedi, sen dedi bunun evladısın. Sen dedi bizi öldürecek misin şimdi? Geldin kuvvetli ordular. Dedi ki Resulullah merhametiyle seni evinden sanan emindir. Mekke ağabeyi sanan emindir. Kendi evinden sanan emindir buyurun. Ve ertesi günde fethi gerçekleşti. Resulullah buyurdu ki size karşı gelmeyene kılıç çekmeyin. Ve fethedildi. Resulullah fethi sürecinde Mekke'ye girdi. Bir gün sonra şimdi toplandı müşrikler. Dediler ki ya biz kurtulduk. Ama ya hillese bu. Çünkü kelime hillemez. Ne yapalım? Dedi ki birisi ya bir kelime-i şehadet getirelim. Bir cümle bu. Biz de kurtuluruz dedi. Ne yapalım? Elçin gittiler. Kabe'de hepsi kelime-i şehadet getirdi. Ashab-ı Nuh'unla. Ve dediler ki şimdi biz müminiz değil mi? Ashab dedi ki biz bilmeyiz. Resulullah'a soralım. Resulullah'a sordular. Hucurat 14. ayeti gönderdi. Ayet diyor ki Müslümanlık deyin, müminlik demeyin. İtaat edersen zamanla gelişir. Evet, yani İslam mümin farkı da böylece farkı anlaşılmış oluyor. Müslüman mümin farkı böyle yani. Herkes isim benim isim ama inşallah ben de iman sahibi olurum. Bütün benze iman sahibi, mümin olmak. Bak ayet diyor ki ya yüllezine amenşkullah zikren, Allah zikrine çok zikredin. Ama bunda amenşkullah, mümin olanlar söylüyor. Avama ne diyor avama? Tevrat 10 emin, 3. eminde ki Allah adına her zaman zikretmeyin diyor. Çünkü bilmiyorsun ki. Benim bir şeyim vardı. Rahmetli Ali Baba Bakırköy'de. Dervişi geliyor. 6 ay Allah ismi zikretmeyecek. Çünkü adamın kafası başka yerde. İsmi söylüyor. Bütün mesele bütünleşmek. Bedenle zihnini bütünleştirmen. O da temizlik oluyor. Evet. Taharetle. Değil mi? O bir aslında manevi taharet diyebileceğimiz, evet, tahir olmak Ehl-i Beyt'le. Sevda Karakoç, Selma Medeni Seyyidemiz sayesinde Mahmud Dibşar Beyefendi'yi ve Ehl-i Beyt muhabbetini duyduk. Maşallah Ehl-i Beyt'i sevenlere selam olsun diyor. Ali Rıza Bayzan da bizi izliyormuş. Değerli dostuma da selamlar. Sufi terapist kitaplarıyla falan bildiğimiz Ali Rıza hocamıza da takip ediyor muhabbetler. Hocam, İslam'da Emevi tesiri meselesi aslında çok kıymetli bir bilgi. Bu net olarak bilinmediği için Ehl-i Beyt sevgisi karışıyor. Bazen ekranlarda görüyoruz. Müthiş bir Hazreti Hüseyin anlatımı yapıyor. Kerbela günlerinde ya da. Fakat sonunda öyle bir kelime, öyle bir cümle söylüyor ki yani daha ötesi bir şey. Yani sinip atıyor. Bu nasıl bir şey? Yani bir taraftan Ehl-i Beyt, bir taraftan Emevi sevgisi, bir taraftan hanedan Ehl-i Beyt'in Mustafa Pençe-i Ali Aba, bir taraftan da Muaviye sevgisi olur mu? Yezid sevgisi olur mu? Bir kalp ikisini taşımaya muktedir mi? Yani şimdi bakın, Kadırım'la Cenab-ı Resulullah Hazreti Ali'yi yerine bıraktı mı? Herkes biliyor. Kimse itiraz edemez bunu. Peki Sıffeyn'de ne oldu? Sıffeyn'de Şam ordusu, Şam valisi Muaviye kılıç çekti Cenab-ı Ali Efendimiz. Bakın şimdi Sıffeyn'de iki taraf ordusu 50'şer bir kişi. Sıffeyn çölde. Ve en büyük mesele su meselesi. Sıcak orduyu mahvediyor. O zaman su kaynakları Hazreti Ali tarafında. Karşı tarafı su kaynakları çok uzak, yok. Hazreti Ali diyor ki komutanlarına Muaviye'nin ordusu su verin diyor. Efendim diyorlar biz harp ediyoruz. Yok diyor. O harp başka, insanlık başka. Ehl-i Beyt su veriyor. Merhametin özü kaynağı çünkü değil mi? Ehl-i Beyt merhametin kaynağı. Su veriyor. Günah. 5-10 gün sonra Muaviye'yle geçiriyor su kaynağı. Bunlara bir damla su vermiyor. Günlerce muhtarım su kıvranıyor. Tekrar suyu ele geçiriyor. Hazreti Ali diyor ki tekrar su verin diyor. Efendim biz öldük diyor. Yok diyor. Biz Ehl-i Beyt'iz. Su ver. Tekrar su veriyorlar. Ehl-i Beyt'in ahlakı bu. Alemlere bakın, rahmet olarak Muaviye, gönderilen değil mi Efendimizin? Arapça ne demek biliyor musun? Arapça tilki demek. Tilki kelimesinin karşılığı Arapça Muaviye demek. Ve bunu maalesef adam, alim anlam. Zaten bir adam ona hazret diyorsa biz ona teberra diyoruz. Uzak duruyoruz. Karışmıyoruz onunla. Kendisine de devam et. Evet. göremiyor. Uzak duruyoruz biz de. Yani biraz uzak durmadan ileri şeyler de söylüyoruz da burada söylüyorum. Ama teberra. Çünkü belli olmak onların içinden çok kıymetli gibi yarın doğaminin yani. Evet. Bu işten temkinli olmakta da yarar var. Geceden gündüzden gece doğuyor yani. Onların içine karışmıyorum. Bizim yaşamış olduğumuz, anlamış olduğumuz, işte halini giyinmeye çalıştığımız İslamiyetle Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın yaşamış olduğu İslamiyet'in sanki anlatımlarınızın tümünden anlıyorum ki aynı değil. Yani aslında bir yani Emevi, kültürel dinle evet, Ehl-i Beyt'in anlayışı çok farklı. Biraz Emevi tesiri altında kaldığımızı o halde söylemek ve kabul etmek durumundayız. Yalnız Emevi'ye de yüklemeyelim de madde. Evet. İnsanlar menfaatının peşinde. Çünkü insan ihtiyacının peşinde. İhtiyacı maddeye dönük olunca Emevi anlayışı çıkıyor ortaya. Maalesef öyle. Yani insanlar iddia ediyor. Mesela bir şey basit, başka bir şey anlatayım. Çok önemli bir nokta. Deniliyor ki Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü varmış. Ben görmedim Allah'a ibadet etme. Hazreti Ali böyle bir sözü yok. Neden yok? Bir kere Allah yani yokluktur. Yani yok değil ama. Görülmez, sınırsız ve sonsuzdur. İkincisi eğer böyle bir şey söylemiş olsaydı Resulullah'dan sonra ikinci kimse olduğu için bizim hepimizin ibadetten önce Allah'ı görmemiz farz olur. Öyle bir şey de yok. Şimdi Hazreti Ali ne demiş? Yani Arapçası şu. Re'etuhu. Onu gördüm diyor. Fe areftuhu. Onu bildim. Ve abmettuhu. Ona ibadet ettim. Ve abut. Görmedim Rabbe. Ne mabut. İbadet etmem. Bu ne demek? Rab insandır. Yani Resulullah'ı gördüm diyor aslında. Resulullah'ı gördüm diyor. Veyahut da zamanı kamilini gördüm diyor. Bütün mesele insanı kurtaracak yani insandır. Sokrat diyor ki ben de ebeyim diyor. İnsanın doğurturum diyor. Ama mürşidin vazifesi sana mesaj vermektir. Resulullah bile mesaj veriyor. Çünkü şefaat yetkisi Zümer 44'e göre yalnız Allah'a mahsustur. Ama Habibullah da Muhammed'le Allah bütünleşmiş oluyor. Eğer Habibullah olursa o haline, onun için Kevser'in zuhuru da Habibullah'tan zuhur etti. Evet. O hale girmek önemli. İnsanlar bu farkı anlaması lazım. Önce Rabbak diyor ki Miraç'ta Allah'ı gördüm demiyor ki Rabbimi gördüm. Rabbimle konuşsun diyor. Hep Rab. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyor. Bu alemi idare eden 350 tane Rab var. 300'ler var. 40'lar var. 7'ler var. 5'ler var. 3'ler bir de zamanın kutu var. Kutup vefat ediyen 3'ler birisi. Böyle sırada gidiyor. 300'ler vefat edince salih kutu bu bilgisayar sistemi gibi otomatik seçiliyor. Nereden geldiğini Allah bilir. Cenab-ı Hak sistemi öyle kurmuş. Bir de 7 gezegen var. 363 tane idareci halinde idare ediyor. İnsanların ise kafalarında bir anlayış var. Ne olduğunu bilmiyorlar. Ne olduğunu yönelemiyorlar. Bütün mesele Rabbe yönelmek. İbadet demek çünkü hizmet demektir. Kendi özüne hizmet et. Kendini ortaya çıkar demek. Peki. Hazreti Fatıma'dan bahsettiniz. Tekrar bütünleyici olması bakımından Hazreti Fatıma annemizle ilgili söylemek istedikleriniz var mı babacığım? Hani en azından sona doğru onları da toparlayarak gitmiş gibi olalım. Kevser olduğundan bahsettik. Efendimizin ona nasıl yansıdığından bahsettiniz. 3 erkek evladı, 2 de kız evladının annesi değil mi? Evet. Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Muhsin Efendimiz erken vefat etti. Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz işte yaşadı. Önce Hasan Efendimiz dünyaya geldi. Ardından Resulullah'tan sonra geldi. Yani Cenab-ı Resulullah buyurdu ki ben yakında ömür aleme geçeceğim diye. Fatıma üzüldü. Sonra onun kulağına söyledi. Sevindi. Yani anlattı sonra. Dedi ki bana en yakın sen geleceksin. Çünkü maalesef temin anlattığım bir olay. Resulullah son nefeslerinden gelmeden önce bir vasiyet bırakmak istedi. Hazreti Ömer buna mani oldu. Dolayısıyla bir itilaf çıktı arada. Ve Hazreti Resulullah âlem-i cemale yürüyünce sırtında mühür var. Peygamber mühürü. Hazreti Ebubekir geldi, baktı naaşına, mühür kayboldu. Yani o alemden geçti. Çünkü daima irşat vazifesi hay olan yapar. âne manaya geçen, yani buna geçer o. Ve kalktılar halifelik inna. Onlar diğer birkaç kişi teşvik ile. Hüsam Ebu Bekir Efendimiz salim bir adam yani. Sakin birisiydi ama teşvik ettiler onunla. Hazreti Ali topladığı 11 ve 14 kişi, 17 kişiyle Resulullah nefretti. Geldiler. Dediler ki ne oldu? Halife seçtiler Ebu Bekir'e. Dedi ki ben defnettim. Olmaz dediler. Biz çıkaralım. Tekrar defnedelim. Bunu birçok kaynaklar kabul ettiler ki doğru olan budur. Yani tüm dünya kaynakları bunu böyle. Ya insanlar bir de bugün Avrupalı yabancı insanların da Hz. Muhammed hakkında çok enteresan eserleri var. Onlar daha doğru. Bizimkiler daha çok fanatik şekilde hazırlıyorlar. Ve kucağına kılıcı koydu. Zülfikar'ı. Başına kırmızı taş taktı. Bir hadis var. Ali başına kırmızı taş takıyor. Yanına yaklaşmayın diye. Gel isteyen gelsin çıkarsın diye. Kimse yaklaşamadı. Gıyaben namaz kıldılar. Yani bu olaydan sonra Hz. Ali Ebu Bekir Efendimiz'e miat etmedi. Ve birkaç taraftar Hz. Ebu Bekir Efendimiz onun ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Geldiler zorladılar. Fatıma Hanım'ın Hz. Ali evinde yoktu. Kapıyı zorladılar. Kapıyı kırdılar. Fatıma Hanım'ın Muhsin'e hamileydi veya yeni doğmuş ama büyük ihtimalle hamileydi. Çocuğu düştü. 3 kaburgası kırıldı ve 3-5 ay sonra Anka yürüdü. Yani kırık bir şekilde ayrıldılar. Ancak bütün ashab hizmet etmişti Resulullah. Resulullah hepsini takdir etmişti. Bu olaylarla bir takım cilve-i Rabbani var. Yani biz Allah için karışmasak daha iyi. Çünkü bir caminin temellerim yani bir Muhammed'in 4 liraya var. Resulullah buyurdu ki Kabe'nin 4 liraya var. Dediler ki efendim gittin 3 liraya görünüyor. Birisi sensin dedi. Sungu. Yani görünmeyen insan. Bütün mesele Resulullah'ın yolunla, Ehl-i Beyt yolunla, onların hizmetine, onları muhabbet etmek, onların haline giymek önemli. Yoksa kavga ederek bir yere varamayız. Bugün dünya birbirini yiyor. Babacığım bu meseleleri böyle kavga etmeden, kavga ettirmeden, daha sakin bir biçimde bir tarafkirlik duygusundan uzak, evet. Ehl-i Beyt muhabbetini bizi götürecek ama Hazreti Peygamber'e gerçekten arkadaşlık etmiş, dostluk etmiş, sahabilik yani dostluk yapmış olan kişileri de hürmetsizliğe sevk ettirmeyecek biçimde nasıl bilgi edinebiliriz? Yani o yanlış bir şey. Bakın şimdi Hazreti Ali Efendimiz aleyhisselam bütün halife, 3 halifede hizmet etmiştir. Yani onlar olmasaydı helak olurdu. Yani kendilerine biz helak olurdu. Şimdi Resulullah'ın son zamanda bir gördüğü rüya var. Bu şeyde geçiyor. Ali İmran 60. ayette. Diyor ki rüyada kendi minberini maymunların katladığını üzülüyor buna. Arkasından işte Kadir suresi geliyor. Yani onların onların 1000 gün tesiri ama arkadan sonsuza kadar Kadir gecesine sunan tesiri olacak. Bu yani İsra 60'ta bu ayet şey yapıyor. Sana kuşkusuz Rabbin insanları kuşatmışsın demiştik. Sana gönderdiğimiz rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan soyu sadece insanlar için ağır bir sınava sunduk. Yani bu imtihandır. Bir insan Ehl-i Beyt'i sevmiyorsa imtihan tabi insansında. Kendini kurtarmanız lazım. Dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi Kamuran Dinç Pehlivan biraz eleştirmiş. Hani Hazret denir mi denmez mi Muaviye meselesinde kanayan bir yarasıdır. Husumet penceresi açmamak lazım diyor. Aslında husumet penceresi değil, muhabbet penceresi bilmek lazım. Bilmek açmaya çalışıyoruz. Büyük zarar verdi. Yanlış da anlaşılmakta tabii istemeyiz. Çünkü Ehl-i Beyt'e muhabbet etmeden kurtuluşun olmayacağını, mevettesiz olmayacağını bildiğimiz için bunları konuşuyoruz. Yani sen gece namaz kılsan, oruç tutsan, eğer mevlimet, mevetten gönlünde yoksa hiçbir şey olmaz. Boş. Aşk olsun dostlar demiş Ali Rıza Bayzan. Mikail Türkerbal, hayırlara vesile olmasını dilerim diyorlar. Mücahit Ocak'tan selamlar söylüyor. Senay Belen izliyormuş. Halit Muradi izliyor. Selma Medeni diyor ki Hazreti Fatıma Aleyhisselam'ın tefsirinden bahsedilir. Bu mevzuda üstadımızın söyleyecekleri var mı acaba diyor. Ya da verdiği konferanslar mevzusunda Hazreti Fatıma annemizin. Ayrıca günümüz hanımlarına ilmi konuda nasıl bir örnek teşkil eder Fatıma annemiz. Son olarak da Mahmut hocamızın Ehl-i Beyt sultanlarından Hazreti Piri Geylani radıyallahu anh'ı ziyaretini anlatabilirler mi? Ellerinden öpüyoruz diyorlar. Onu anlatayım sana. 1980 yılında 28 arkadaş. İçimizde Bektaşi var, Kadiri var, Nakşi var, Sinani var, Rufai var. Bir de fakir melamiler var. Evet. Fakir topladım onları. Otobüsle Umre'ye gittik. Bağdat'a geldi ama Yunus Aleyhisselam şehri Musul'da geç kaldık. Bağdat'a gece girdik. Tam da Kadir gecesi. Regaib Kandili. Onlar kabul etmiyor ama. Yani yok, sönük ışıkları yok şeylerde. Otellere gittim. Ben arıyorum. Kafile başkanıyım ama Mardin'in çocuklar Arapça çok iyi bir şoför mulamiri. İyi kardeş. Hiçbir otelde yer bulamadık. Ne yapalım? Gece 10 oldu. Bir baktık bir camiden insanlar çıkıyor. Yatsıdan çıkıyorlar. Dedim sor bunlara. Neresi bu? Dedim Abdülkadir Ceylan'ın külliyesi burası. Maşallah. Türbeden geldi. Dedim ki ya bize yer, otel bunu. Dedim siz bu gece burada misafirsiniz. Yani ne dedim? Bahçede yatacaksınız. Dedi. Tamam dedik. Hazretin misafirisiniz. Eşyalarını dedim topla. Kapılarını kapatıyoruz. Büyük kapılar var. Altın kaplama. İçeriden kaldık. Girdik içeri. Gece 11 olmuş saat. Bize makır çelik kaselerde yaprak sarması, bademli pilav, helva, nemli çay geldi. Dedim ya türbeden Urfa'da Halil Efendi rahmetli oldu. 80 yaşında böyle meylen kan sakalı var, beyaz sakal. Dedi ki dün gece manada Hazreti Pir'i gördüm. Yarın akşam misafirim var. Emretle biz aşırdık. Maşallah. Ama içimizden bizim kaybeden evet. Çok aşırdı evet. Kadir Hazretleri'nin. Hepimiz aşırdı da o aşırıdı artık. Evet. Mine Mayran dedi var rahmetli. Biz inzamın sonundaki abimize uzman türbeden türbeyi aç dedik, zikir yapalım türbe. Dedi yasak. Sen de ne yapayım aç dedik. Aç şu türbeyi. Eksik olmadı. Girdik türbeye. Gece yarısı. Maşallah. Zikiri yaptık. Arkadan bizim kaybeden dua yaptı. Çıktık sonra. Kayınpeder mi? Menganne. Kadiri mürşidiydi kayınpederiniz. Evet. Öyle biliyoruz. Abdullah Efendi, Hanımefendi'nin yetiştirdiği bir zattı. Evet. Selam olsun. Yani Efendi, Hanımefendi'nin son mescidinde evet. Onunla yatıyor. Sabah kadar kayınpeder mi? Kapına otururlar. Zikir yaptılar. Biz bir insan uyuduk. Hani yerden uğurlar. Evet. Onunla yattık yerde. Sabahleyin kalktık. Sabah namazını kıldık orada. Çıktık. Şahane otel bulduk. Otel bomboş. Hazreti cilveleşmişsiniz. Getirdi de oraya koydu. Bu da büyük bir antara. Evet. Bak Hazreti Pir'e soruyorlar. Abdülkadir Hazretleri'ne. Şeriat nedir diyor. Şeriat diyor zamanın kâmine uymak. Ve buyuruyor ne ki bu zamanla şeriat bana uymaktır diyor. Bütün mesela biz de onun himmetinin üzerimizde olsun. Amin. Öyle yaşıyoruz zaten. Efendim Nazlı Erçiçek Karaman maşallah barikallah muhterem Mahmut Dibşar Hoca Efendi'ye saygılar, programınıza ve ekibinize saygılar, selamlar sunarız. Kıymetli Selma Efendi hocamıza da sayısı tanıdık diyorlar. Harika. Rıfat abiye bir Rumeli ilahisi lütfetseniz demiş Mikail Türker. Ona özel olarak sonra inşallah lütfedersin ya da olursa seviniriz. Babacığım dilerseniz toparlamış tamam. Olalım. Hazreti Fatıma annemize toparlamış olduk. Bunlar da harika. Almanya'dan da Betül Uzun bizi takip ediyor. Dostlarımıza selamlar. Şimdi bütün bunları kim söyledi deyince hani siz işte bütün ömrünüzü tasavvufta geçirdiniz, kayınpederiniz, Kadiri, mürşidi, siz işte bir Hazreti Fatıma işaretiyle dünyaya gelmiş. Benim mürşidim Üsküplü Süreyya Efendi Hanım'dı, Muhammed evet, Süreyya. Evet. Melamin şehidi. Babası eyvallah. Da Hazreti Pir Melamin son kutum. Seyyid Muhammed Nur Hazretleri halifesiydi. Eyvallah. kendisini de Hazreti torununa yetiştirdi. Evet. Amcası, büyük baba, hepsi yani Melamet yolundan geldi. Evet. Sizin Baha Doğramacı'yla da yakınlıklarınız 20-50 sene beraberdik. O da Kadıköy Hasan Paşa'da dersler oluyordu. Çok ehliyet boyuydu yani. Evet. O aşırı oldu. O biraz da yani 3 halifeye karşı olan bir mehlimet muhim. Evet. Osman Kemal Hazretleri'nin o Aşk Kızıntıra'da ilk o yayınlamıştı galiba. O yayınlamıştı. Hatta onun ihvanıydı o Maha Bey. Evet. Ona yeni serafa hizmet etmiş ona. Evet. Hakikat ehlinin nişanı olmaz filan denirdi değil mi? Evet. Oralarda onlar çok konuşulur. Osman Kerim Hazretleri de Melamet hilafetini benim mürşidimin maması vermiş. Evet. O zaman Abdülkadir Mehli Efendi müsaade alarak iki tane birleştirmiş. Melami'yi birleştirmiş. Sucu, Ali Fani Efendi, Osman Kemali, Sunullah Gaybi, bunlar böyle aynı birbirine yakın meşrepler. Bizim Niyazi Sayın'dan kulakları çınlasın. Bu işte manevi zenginliği büyük olan bir amimiz. Hakikat ehlinin nişanı olmaz ama sesi olur herhalde. Biz o zaman değil mi? Sesi, Rumeli ilahisi olabilir. Nuri cemali hakkın visali eyler tecelli dil olsa hali Allahu Allah Allah sen rehber dilersen Hasan'la Hüseyin Muhammed Ali Allahu 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 Allah Allah şeyhe hizmet ver kalbe saffet bulursun elbet Bedri kemali Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah cananı gereksen vusulat dilersen çal tatlı nefsen seyfi celali Sıdkı yak nuri aşkı zikreyle hakkı ruziyle ya Ali Allahu Allah Allahu Allah Allah Babacığım, Sedat Anar da bizi takip ediyormuş. Çok teşekkür ederiz. Konya'dan Zehra Türk Kulu da bizi izliyor. Tam da aradığım sohbetmiş. Bütün söylenenler neredeyse bana hitap etti diyor. Bir şey müsaade ederseniz. Lütfen. Şimdi birisine birbirini numan soruyorlar. Son zamanlarda. Efendim diyorlar, bu kadar erkek evliya var. Hiç kadın evliya yok mu? Diyor ki bu devirde diyor bir erkekken 40 kadın evliya düşüyor. Ama cezbe olduğu için onlar örtülüdür diyor. Evet, eyvallah. Onun için bilhassa hanımlara şunu anlatayım. Fatıma Hanım'ı severseniz sizi mahzun bırakmazlar. Evet. Çünkü gönüllerde iman avcısı olarak diriliyor. Evet. Fatıma annemizin merhameti de çok enteresan. Üstü. Hani çok da anlatılır. İşte 3 gün üst üste Ali Efendimiz'i oruç tutuyorlar. Kapıya Helentan suresi geldi. Evet. Evet. İşte veriyorlar. Yani böyle enteresan bir şey. Üstadım, anlatmakla bitmez. Ama muhabbet kendi içinde bir devinim evet. sahibi olan bir şeydir. O çoğalır, bereketlenir. Değil mi? Hazreti Fatıma, Kevser, bunlar çoğaldıkça çoğalan bir şey. Söz kısa olsa da manası uzun ve derin. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ben bir dua yapayım. Mesela kısa bir dua. Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Ali vel Fatimete vel Hasan vel Hüseyin ve elâdi bi'adedi katarati mahrahmet gel vasıratı ya ilahi alemin. Ülkemizi koru ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımızın hilelerini kendi başlarına çal ya. Ordumuzu, güvenlik güçlerimizi koru ya Rabbi. Bu üniversiteye de hayırlı hizmetler lütfeyle ya Rabbi. Cümlemizden razı ol. Huzâin illâhi Fatiha. Allah'a eyvallah. Mahmut Dipşar Efendi'yi misafir ettik. Rıfat Çalışkan dostumuz da eşlik etti. Arayanlara, soranlara, yorumlayanlara hepsine müteşekkiriz. Başka zamanlarda belki yeni sohbetlerde İnşallah. Efendim lütfederse yine burada birlikte oluruz. Rıfat'ı da isteriz tabii hocam, değil mi? Gelirse muhabbetle. Evet. Ehli Beyt'in ışığı, didarı üzerimizde olsun. O Katar'dan, 12 imamlar Katar'ından, Ehl-i Beyt'in Katar'ından, Ali Efendimizin himmetinden, Fatıma annemizin şefkatinden evet. bizlere mahrum bırakmasın. Amin. O ışıkta, o yolda yol yürümek siz gibi efendilerimizin himmetiyle de nasip olsun efendim. Amin. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Muhabbetle. Sağ olun.